O gün evde mi olalım yoksa dışarıda mı bir şeyler yapalım yenge? Yok Gülsün, dışarı çıkalım. Çok bunaldı çocuk. Hep beraber güzel bir yemek yiyelim önce. Mehmet çok hoşlanmaz doğum günü kutlamalarından ama bu sene çok farklı olsun istiyorum. Ah, bir de şu dava hayırlısıyla bir sonuçlansa. İnşallah. Bunun için elimden geleni yapıyorum Şeref Hanım. Oh, bana inanın. Cihan Bey, hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Fikri Bey'e bir geçmiş olsun demek istedim. Müsaitse tabii. A tabii, az önce odasına geçti. Ben size eşlik edeyim. Tekrar geçmiş olsun efendim. Her gelişmeden haberdar edeceğim sizi. Merak etmeyin. Sağ olun Cihan Bey. Buraya kadar geldiğiniz için de teşekkür ederim size. Lütfen rahatsız olmayın. İyi günler. Cihan Bey. Bu kadar çabuk mu gidiyorsunuz? Hani davanın bundan sonraki seyrini konuşacaktık? Aslında bir kahve içecek kadar vaktim var sizinle. Hem davayı da konuşuruz tabii. Buyurun, şöyle geçelim o zaman. Rica ederim, siz buyurun. Mersi. Ama seni iyi gördüm Fikri amca. Çok çabuk toparladın maşallah. O ne biçim laf Orhan? Sanki memnun olmamışsın gibi. Asıl senin lafın ne demidir ki? Tövbe tövbe. Hasta ziyaretinin kısa olanı makbuldür Fikri amca. Bize bir diyeceğin var mı? Berhudar olun evladım. Biz gidelim o zaman. Rukiye gitsin, sen bir kal Orhan. Sana diyeceklerim var. Ay, bir kusur mu etti yoksa? Ya Şeref teyze falan mı bir şey dedi? Yok kızım, onu da nereden çıkardın? Bir işim var onunla sadece. Ha. Peki Fikri amca, geçmiş olsun yeniden. Kapı Orhan, kapı kapı. Ha kapı. Siz birden şey deyince elim ayağım birbirine dolandı. Buyurun beyim, ne istemiştiniz? Ne isteyeceğim oğlum? Bir tavla atalım diyecektim seninle. Ha. Geç bakalım şöyle. Yat yat, sıkıntıdan patladım. Olur Fikri amca, şeref duyarım. Hadi bakalım, iyi olan kazansın. Herkese haber verdim. Ama bir türlü karar veremiyorum. Önce dışarıda olalım dedim ama şimdi evde olsak ne bileyim daha iyi sanki. Bana sorarsan anne, ki daha önce de sordun. Ama ben tekrarlayayım, dışarıda. Hem de şöyle canlı müzik olan bir yer olsun. Ay kurtlarımızı dökelim. Ay milletin içi sıkıldı evde otura otura. Vallahi doğru söylüyorsun çocuğum. Tamam, kararım kesin, dışarıdayız. Merhaba. Ah gel gel. Hayırdır? Erkencisin. Mehmet'in peşine takılabilmek için işim yok dedim. O da beni eve bıraktı. Niye peşine takılıyorsun ki kızım? Yok öylesine. Yani yanında olmak istedim. Özlediğim için herhalde. Neyse, erken geldiğin iyi oldu. Mehmet'in doğum günü için dışarı çıkalım diyoruz. Sen ne dersin? Anne izin verirseniz. Biz birlikte tatile gidememiştik ya. Ben Mehmet'i bir yerlere götürmek istiyorum. Tabii kızım. Doğum gününü birlikte geçirelim de nereye isterseniz oraya gidin. Ya bu aralar işler pek iyi olmadığı için Mehmet'i başka bir şeyle ikna edemem anne. Tatil için en iyi bahane doğum günü diye düşündüm. Yoksa gerçekten hayatta çıkmaz İstanbul dışına. Yani doğum gününde mi gideceksiniz? Evet öyle düşündüm. Peki kızım. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Feci bozuldu, haberin olsun. Pınar Mehmet hiç iyi değil. Biraz uzaklaşsak iyi gelecek. Sen de haklısın tabii. Ay ne bileyim Gümüş ya. Birini memnun ederken diğerini kırarsın. Hah yenge, ben de tam sana geliyordum. Arkadaşım aradı da. Fikrini değiştirmediysen Mehmet'in doğum günü rezervasyonu tamam. Bir tek menüyü vereceğiz. İptal et hepsini şekerim. Gümüş Hanım planını yapmış. Kocasıyla baş başa kutlayacakmış doğum gününü. İyi, o da güzel. Canım bir değişiklik olur ikisine de. Laf mı yani şimdi bu Gülsün?
Annesi olarak benim düşündüklerim ne olacak? Ben gelin hanım kadar güzel düşünemiyor muyum yani? Yok yok, hata bende. Biraz güler yüz, biraz insanlık gösterelim dedik. Tepemize çıktı hanımefendi. Mayası bozuk. Ne anlar nezaketten uğursuz şey. Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.